Harran'a Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın çok hizmetleri oldu. Harran bizim sevdamız, güzel bir ilçemiz, mübarek bir ilçemiz. İslami ilimlerle, bilimlerle adını tarihe yazan bir ilçemiz. Harran'ın gerek koruma planı, gerekse uygulama imar planı, gerekse kentsel tasarımı Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yapıldıktan sonra bu defa halkımızın hizmetini gerçekleştirdik. Yollara başladık. Harran çamur içindeydi. Her tarafı kilitli parkeyle, birçok noktaya sıcak asfalt uygulamalarıyla, kırsal köylerimize grup içme sularıyla ve yine onların asfaltlı yola gitmesini sağlamaya çalıştık. Çok değil, 3 yıl içerisinde bunu yaptık. Yaklaşık 400 kilometrelik bir yol ağı gerçekleşti. Bunu severek ve isteyerek yaptık. Harran'ı seviyoruz. Tarihi mekanımızın kazı çalışmalarına da destek veriyoruz. İmam Bakır Türbemizin çevre düzenlemesine de destek verdik. Ve aynı şekilde Hayat-ı şehrindeyiz. Oranın vakıflar tarafından restorasyonu noktasında proje çalışmalarında yer aldık. Harran bir kültür şehridir dedik. Genç bir ilçemizdir. Gençlik merkezini ve kültür merkezimizi geçen ay Harran'ımıza geldiğimizde açılışını yaptık. Geçen ay söz verdik. Önümüzdeki ay geleceğiz, sen pazarımızın açılışını yapacağız. Ondan sonra şimdi söz veriyoruz, bir ay sonra geleceğiz. Şubat ayı içinde Allah'ın izniyle başında Harran otogarımızın açılışını yapacağız. Değerli kardeşlerim, vatan toprağını sevebilmektir. Vatan şehrine gece gündüz çalışabilmektir. Vatan, gençliğin geleceğini düşünebilmektir. Bayrağını sevmek ve ülkesini, milletini sevebilmektir. İşte onun için çalışmamız gerekiyor. Çalışarak üretmemiz lazım. Bakın, ecdadımızın yapmış olduğu mezarlık düzenlemesi çok önemli bir hizmettir. Bugün Harran'ımıza bakıyorum. 3 yıl içerisinde çok önemli gelişmeler kaydetti. Gerek devletimizin, Milli Eğitim Bakanlığımızın güzel okul yatırımları, gerekse bizim tarafımızdan gerçekleşen sev sahaları, çevre düzenlemeleri, restorasyonlar, yollar ve inşallah da Şubat ayında şehir parkının bu defa temelini atacağız. Her geldiğimizde boş eliniz gitmeyecek. Ya bir açılış, ya bir temel. Çünkü AK Belediyeler bu anlayışa sahip. Biz bu gücümüzü genel başkanımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan alıyoruz. Bize talimatları her insana, her vatandaşımıza, her noktaya hizmet götürmektir. Ve biz de hiçbir ayrım içerisinde düşmeden beraberce teşkilatlarımızla birlikte, ilçe belediyelerimizle birlikte, muhtarlarımızla birlikte, kaymakamlığımızla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, çalışan ekibimizle birlikte hizmet ediyoruz. Değerli kardeşlerim, hizmete önem veriyorum. Çünkü bu topraklar çoktan beridir hak etmiştir bu hizmeti. Ve şunu söylemeden de edinemeyeceğim. Şimdi bir semt pazarı yapıldı. İdari bir bina var. İhtiyacı karşılayabilecek lavabolar ve şeyler tasarlanmış. Biz bir turizm şehriyiz. Buraya gelen bir misafirin kendi aracını otoparka park etmesi, sonra tarihi alanımızı, su içini, sarayı
ve arkeolojik kazı alanları kezilmesi lazım. Şehrimizi temiz tutmamız lazım. Medeniyetin gereği budur. Ve Haramlı kardeşlerim, bugün şöyle bir gezi de yaptığımda şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bilinçliyiz. Okumaya önem veriyoruz. Çocuklarımızı, kız çocuklarımızı okutuyoruz. İnşallah şehrimizin tarihi derinliğini de farkında varacağız. Haran sadece Şanlıurfa'nın bir ilçesi değil. Haran sadece Türkiye'mizde bir ilçe değil. Haran tarihinde, dünyada İslami medeniyetin geliştiği bir ilçe. Bize kalıntıların olduğu bir ilçe. Bize emanetinin olduğu bir ilçe. Bu bakışla bakmamız lazım. Değerli kardeşlerim, bir seçime doğru gidiyoruz. Bu seçimi milletimiz ve vatanımız için önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Yerel seçimlerde hükümetin desteği önemli. Ve biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşallah ilçemizin adayı belirlendikten sonra, aday değilim ama adım adım sizinle köyleri gezeceğiz. Adım adım şehri gezeceğiz. Çünkü biz vatanımıza hizmet ediyoruz. Çünkü biz Haran'ımızı seviyoruz. Haran'ın emrindeyiz. Ve her zamanda bu hizmeti gerçekleştireceğiz. Mümkün mertebe çalışkan olmaya karar verdik. Ve mümkün mertebe de bunu sahaya yazdık. Hangi kardeşimizin talebi olduysa hiçbir ayrıma tabi tutmadan, hiçbir ayrılığa da düşmeden, ötekileştirmeden, farklı tutmadan Haran'ımızın evladıdır deyip işine koşturduk. İşimiz çok, yolumuz uzun, hepsini bitirmedik. Fakat Allah'ın izniyle biz geleceğe güvenle bakıyoruz. Şimdi bu sert pazarımızın Haran ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Esnaf kardeşlerimiz burada düzen içerisinde bir araya geleceklerdir. Bunun düzen ve nizamını ilçe belediyemize bırakıyoruz. Protokolle ilçe belediyemize devrediyoruz. Ama tüm esnafımızı bu çatı altında güzel bir şekilde, medenice, temiz bir ortamda satışlarını, alışveriş yapmasını sağlayalım. Halkımızla, ailesiyle beraber, çocuğuyla beraber gelsin, evine bir alışveriş yaptığında medeni bir ortamda bu alışverişi yapsın. Tüm sevdamız budur. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Tüm esnaf arkadaşlarına ayrı uğurlu olmasın diye saygılar. Haran hakkımızın adına bu güzel eseri ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi ve yakın teşekkür ederim. Semt pazarı ilçemize hayırlı olsun. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özyavuz il dışında olduğundan dolayı bu güzel semt pazarı açılışına katılmayacaklar. İl dışında olduğundan dolayı bu güzel açılış için katılmayacak. Başkanımızın sizlere selamları var.